bir avşara ağzıyla o tekniği uygulayarak rendelemek sürekli. Ay ya! Vay bu benim. Yok. Laf bezlerini açmış. Nerenin kocası makbuldür. Koca ama bak böyle sevgili erkek kardeşi de manita değil. Koca. Koca. Yani nerenin kocası? Koca. Koca. Only Jans. Sadece canı olanların programı Only Jans'a, mütevaziliğin gerçekten bir meltem gibi estiği Only Jans'a ve YouTube'a hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Bugün konuşacak çok önemli konularımız var. Hande mesela her zamanki gibi muhteşem bir konuyla geldi. Dedi ki ben dolandırıldım. Siz dolandırıldınız mı? Dedi ki evet, neden olmasın, hepimiz dolandırıldık. Aynı simitçi tarafından babamla ben dolandırıldık. Dedim o simitçi. Aynı simitçi bir gelenek haline gelmiş. Aynı aynı şey simitçisi mi? Yani simitlerim yok çocuk düştü, yani çocuk kirlendi. Evet ve biz bunu tesadüfen öğrendik. Ben ona bir sefer verdim tüm paramı. Hani içim acıdı, çocuk ağlıyor falan diye. Sonra iki gün sonra babam geldi. Öf çok canım sıkkın falan. Ne oldu? İşte bir tane yazık çocuk simitlerini bütün düşürmüştü, ağlıyordu. Ben de cebimdeki tüm parayı verdim. Dedim ki aferin. İşte dedim babadan kıza geçen bir gelenek. Gerçekten. Senaryodaki karşılığı hikayesi olmayan dilenci aç kalır. Evet. Ha, gerçekten aslında. Hikayesi olmayan dilenci aç kalır. Müthiş senaryo. Bunun terazi versiyonu var. Halka tatlı versiyonu var. Boyacı versiyonu var. Fırçasını düşürüyor. Hayır. Halka tatlı düşüyor. Kayıplar değişiyor. Kırılmış terazi. Kırılmış terazi. Evet. Ha, terazim kırıldı. Bu Türk filmlerindeki hayat kadınlarının hepsinin bir hikayesinin olmasının sebebi bu o zaman. Ama orada verilen başka bir şey de var. Dilencilikte başka bir hizmet yok. Sadece yalana para evet, veriyorsun gibi onu söylüyor. Hizmet yani. Abi, yalan ne kadar ruhuna dokunan bir şey olursa, işte çocuğum aç, ben körüm, efendime söyleyeyim falan oldu filan oldu. O kadar seni daha rahat manipüle edebiliyor. Başka bir temel dolandırıcılıktan hepimizin mağdur olduğuna. Duygusal dolandırıcılık. Aynısı o duygulara oynuyor. Duygulara ya dilenci anlıyor. Oynuyor ya erkekler oynuyor zaten. Ha, love bombing. Ya sadece love bombing de değil. Bir tane adam geliyor sana çok hayranım, aşığım, ölüyorum falan diye kendi yerden yere atıyor. Tamam diyorsun beraber olalım falan. 3 gün geçiyor, 5 gün geçiyor. Alacağım kız senin, tarlayı üzerine yapacağım diyen adamın. Yuvarlanarak kaybolduğunu. Yuvarlanarak ve ortada hiçbir yerden şey yokken. Ya da gecenin 11'de bir telefon gelip merhaba ben şunun karısıyım. Ay. Vay babayın gemiyle. O senaryo çok güzel. Yani o bana da sevgilim var şimdi ayrıldık. Ayrıldığım gibi söylüyorum bak. O çok fenaymış gelmişti. Abi. Yani. Karısına ne dedin? Olan şöyle başladı. Gerçekleşti. İş yerine gidiyorum. İş yerinde okeyiz. Kız arkadaşıyım. Dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlarımız var. Ortak arkadaşlarımız var. Çat gecenin bir yarısı bir şey oluyor ve aranıyorum. Kadıncağız o kadar üzgün ki yani durumdan. Çünkü çok yaşamış bunu. Bizimkinin huyu böyle falan. Ben de tamam çok özür dilerim. Kabullenmiş aynen, mi acaba? Aynen bunu neden ben hani sürdürüyorsun? Sen alışamazsın hayatım diye mi? Ay neden sürdürüyorsun? Çok saçma falan filan derken çünkü hamileyim dedi. İkinciye hamileyim dedi. Hamis gibi ya. Doz arttırarak gidiyor yani. Benim keyfinizle dava açacağım ve araştırdım yani. Dava. Tabii kandırıldım çünkü nereden kadına gerçekten çok üzgün. Ya mümkün değil bilmem böyle bir şey. Adam profesyonel bu konuda. Hayır yani bütün arkadaşları, iş yeri, herkes aslında dolandırıcılığa ortak arkadaşlarımız daha var. Herkes için. Öyle oluyor biliyor musun? Yani bendekinde de mesela arkadaşlara tanıştım falan. Herifin 7 yıllık kız arkadaşı varmış. Hiç kimse bir şey söylemez. Hiç kimse bir şey söylemez. Çok enteresan. Ben soruyorum. Herkes böyle yok birileriyle takılıyor ama bir şey yok falan diyorlar. Çocuk zaten hani. Ha bir de diyorum ki niye beni aradın madem bunu hep yapıyor. Çünkü dedi bu sefer eminim dedi yani hani aşık oldu ve gidecek. Bana mı aşık oldu? Aşkı o kadar şey bir aşk değilmiş belli ki. Pamuk ipliğine bağlı. Hayatım tabii ki canım o Türkiye'ye aşık. Bana değil yani hani her kadına aşık yani. Haklarıma baktım. Aldatılan kadınlarımız, böyle kandırılan kadınlarımız. Abi hayır bir sürü hakkımız yani var. Direkt dava açıyorsun. Erkekler de vardır bu arada. Yani sakın haklarını yediğimiz düşünülmesin. Hani tabii bir canım. Belli şekillerde evet, kandırılan. Biz kendi hikayemizi işte, konuşuyoruz evet, burada. Yani. Duygularıyla oynanan adamlar da vardır diye düşünüyorum. Var mı burada duygusuyla oynanan adam? Evet, yönetmen yüzünü kapatıyor. Çok Ghosting bir para yedirmiş. Duygularıyla oynanmış. Ya şu anda aslında evli mevli millet onu da saklamıyor artık. O eskidendi. Şimdi herkes rahat rahat diyor ki işte open relationship yok işte. Friends with Benefits. Kim var bunlar? Kim bunlar lan? Kastamonu senin annenler sakin ol sen keteyle büyümüş bir adamsın. Hangi open hangi relationship?
ona benzer bir olay yaşadım. Arkadaşları da işin içine. Anası, kız kardeşi bilmem nesi. Ama evli falan değildi de. Böyle ne demek anası, kız kardeşi, arkadaşları? Tanışıyor. Evli değilse ne? Problem ne? Ama başka bir kadın daha var anladığım kadarıyla. Ya da tanışıyor. Kadınlar mı var? Aynen öyle, eski sevgilisine geri döndü sonra. Ben olayı çakozlayınca ve şey yapınca ayrılmışlar. Muhtemelen böyle bir open Allah yaşıyorlar. Allah. Hani bir dönem böyle bir ayrılıyorlar. Başkalarına ya peki, gidiyorlar. Peki openlık hep erkeklerine geri dönüyorlar. Erkekleri openlık gibi oluyor. Olmuyor mu sizce de yani? Bence kadın da yapıyordur. Yapıyordur canım. Bir başka ilişkiye tam ayrılmadan eğer başlarsam öyle flört mülört. Hani evet, geçiş dönemini kolaylaştırmak için yastıklama deniliyor. Şu an bize. İnşallah. Şey yastık abi, almak gerçekten yani. İnanılmaz abi, ya. Abi çivi çiviyi söker diyorduk biz yani hani o zaman, ama en azından ayrıldıktan sonra oluyordu. Herkes birbirini aynen tokatlıyor ilişkilerde. Yani bir sebebi olması lazım. Yani psikolojik bir, ya bir altyapısızlık var. Bir sıkıntı var yani. Biz niye yapmıyoruz abi? Biz, sen abi nereden biliyorsun şey yapmadığımızı? Son zamanlarda ghosting'e girdim vallahi. Ghosting o kadar dolandırıcılık gibi değil ama. Flörtüm belli bir yerinde, bakıyorum ki olmuyor ama niye olmadığını karşımdakine evet, ama aynen, çok zor bende. Yorucu aynen geliyor. Abi tamam abi falan diyorum. O kendi kendine anlasın diye böyle bir yok ben açıklıyorum. Ghosting dedi, ölü taklidi yaptım oluyor. Ben şunu kastediyorum. Hayatta biri varken başka birini kandırma boyutunda gidip de böyle bir şey yaptın mı? Ne yapıyorsun? Şöyle yaptırayım mı kız? Nereden aklına geldi? Bir de ya onun gerçekten şey psikolojik açıklamasında şey diyorlar ya, böyle sen mesela gidiyorsun evlileri veya bir türlü ilişkiye giremeyecek insanları buluyorsun. Çünkü aslında kendin de gerçekten doğru bir ilişkiye hazır değilsin. Öyle psikolojik altyapısı var. Senin yanlış mesajlar veren, karışık mesajlar veren insanlara çekilmenin belki ya ailende işte kendi çocukluk travmalarında bir yeri var diye bir durum var ama. Yani etrafındaki şerefsizlerin benimle alakalı olduğunu düşünmüyordum ben önceden. Ama sonradan gerçekten bir frekansın olduğunu ve düşüncelerimle korktuğum şeyleri kendime çektiğimi, aile yapısı şerefsiz falan şerefsiz generate falan ettiğini. Abi böyle bir şey yok yani. Mıknatıs gibiydim ben. Şerefsiz üretimi. Paratoner oldum. Mıknatıs ya yani. Böyle sadece aldatma değil. O şu kadınlarda da vardı. Sonra gerçekten kafa yapımı değiştirdim. Kendi okuduklarım, öğrendiklerim, meditasyonlarım, yogalarım vesaire derken bence şu anda çok doğru bir noktadayım. 2 kilometre öteden anlıyorum ki uzak dur oradan. Aynen, ben çözümü öyle buldum abi. Aynen. Kaç senedir uzak duruyorum. Uzak duruyorum diyorum. Yaklaşamam. Bana yaklaşabilen çözüm şey oruç. Kurumuş kadınlar. Ha, çözüm oruç. Onlayacağınız da kurumuş kadınlarla hiç beraberiz. Hiç çekemem gerçekten abi diye. Bu masa gibi. Aynen, hiç yüreklerimiz ve belden atlarım. Örselenmiş bir dişil enerjim var. Neden canım? Ay böyle şeyler konuş. Ben örseledim. Gerçekten çok bilerek güzel örseledim. İyi diş ettim dişilik enerjimi. Duramıyorum gülmemek gerçekten. Dişil enerjilerimize neler oldu falan diye. Dişil enerjimi. Nereye koydun? Oradadır. Bende top sakal vardı zaten. Ben kullandığım bir dönem oldu. Yani bilgisayarcılarla beraber çalıştığım dönemdi. Mesela dişil enerji yerine top sakal. Yani ben orada daha mesela daha çok dişil enerjim çıkar benim. Yani nerede? İşte yani eril source bir ortamda. Gerçekten enigma yani. Reklamcılıkta mesela kreatif tarafı 10'da 9'u erkektir. Bayağı ben erkekleşmiştim. Aa, hiç erkekleşmem. Onları bayağı kendime onlarla beraber köle ederim. Yani. Küfür, kelam. Hiç. Ben de erkeklerle çalıştım. Hiç öyle sıkıntılarım olmadı. Ya gidiyordum. Ne güzel. Yapıyordum böyle, birisi montumu alıyordu, birisi sandalyemi çekiyordu. Eğittim onları. İşte kızım, işte dişilik böyle kahve bir şey. Kahve diyordum, kahve geliyordu. Evet. Sonra bir yerden sonra onlarla şunları konuşmaya başladık. Bir hayvanat bahçesi olmadığından falan emin hayır, miyiz canım, yani? Çok cinselliğin Afrika'sı mıydı o? Bak, geçen gün bunu ablam da söyledi bana. Hı-hı. Nasıl yapıyorsun bunu diye. Dedim ben bir şey yapmıyorum. Bak otoparkta arabayı park ettim. İndim. Eğitim gibi dinliyorum şu anda. Hayır, indim tamam mı bak, montumu aldım. Görevli arkadaş geldi. Anahtarı ben alayım dedi. Montumu tutar mısınız dedim. Verdim. Çantamı alırken montumu şöyle yaptı. Ben omzunuza koyayım dedi. Omzuma koydu. Ben teşekkürler dedim. Ablam böyle nasıl yapıyorsun bunu? Dedim ben bir şey yapmıyorum. Çok iyi. Senin evet şeyin Adoran belki de evet. Erkeklerde hayır abi yani adam zaten şey veriyor erkeğe. Yani, tutar mısınız veriyor diyor. Ben damacanayı hani kendim. Ben her şeyi ben yapıyorum. Ne tutturacağım ben kendim yaparım. Ben kendim yaparım modu. Bak kendim de yaptığım şeyler var. Yalnız yaşıyorum. Damacanayı kendim de yaptığım şeyler var. Arkadaşlar yanlış olmasın. Yani evimde erkek arkadaşım şu anda çok da tasmasıyla bekliyor erkek arkadaşı. Kestik. Gerçekten bir deyim vardı ya, kavanozun kapağını erkeğe açtıracaksın diye. Tabii ki sen öyle de açabilirsin. Öyle bir deyim yok. Deyim değil. O benim şakam. Öyle bir şaka. Eda. Senin işte senden duymuşum. Benim için senin söylediğin her şey deyim niteliğinde. Atamız o bizim. Gittim nazikçe hayatım. Eğer bir şey yoksa bunu açar mısın demeyim. Ne bir zamandır gerçekten var o kavanozu sen aç, gösterime geliyorsun bir gün. Böyle sana insan kaldı mı yani? Yavrum niye açsın? Böyle kadın niye var mı? Var mı kendim işte de açabiliyorum ama o da açabilir. Onun ayağını da mı, gerekirse ben ufalarım. O da benim ayağımı ufalar. Falar mı? Siz ne yaşıyorsunuz masaj ya? Anlamında. Oğlum zaten abi bana şey yaşamıyormuş. Pardon,
Anladığım kadarıyla bir erkeğe kendisini gerekli hissettirmek. Ha, hayır, adam zaten etkin. Gerekli arkadaşlar. Niye gerekli hissettireyim ben adama? Yapmayın mı? Erkekler. Güzel bir nokta. Ben de güzel onu diyorum nokta. Zaten. Erkekler gerekli zaten midir? Öyle. Erkekler gereklidir. Bunu böyle bir şeyle göstermenin bir şeyi var mı? Onu diyorum. Aşkım bak geriye. Havasını aldım kavanozum. Fıs. Tamam mı? Açmaya çalış. Açılmıyor. Diyeyim, adam orada oturuyor zaten. Derim ki erim, yarim, sevgilim, bir tanem. Bunu bir açar mısın derim. O da onu açar. Ha. Gerçekten açamadığında diyorsun. Tamam. Ben anladım. Yoksa yalnız ben yaşıyorum zaten. Söylüyorum. Hani, anladın mı? Erkekler zaten gereklidir bizim hayatımızda. Gözlerimi kısarak bakıyorum. Erkekler bir daha söylesene. Sen gereklidir de inanmayacaksın. Yani. 4 kere falan söyleyince bütün mantı. Biz de gerekliyiz onlar abi. Evet. Yani insan insana gerekli abi. O anlamda gerekten tamam, bahsediyorum. Okay, okay. Ve bence gerekli. Yani ben ne bileyim erkek arkadaşıma sarıldığımda falan iyi hissediyorum. Dolandırmasın abi. Yeter abi. O zaman size şöyle bir sorum var. Aklınıza gelebilecek her yerden koca alabildiğinizi düşün. Sen erkek arkadaşında bir saniye unut. Yalnız kocayı almıyoruz Denizci. Koca alacağız. Alacağız. Dünyanın her yerinden ama orta sınıf. Yani çok zengin, çok fakir, onları karıştırmadan ne kadar ırkçı olduğumuzu gösteren bir çalışma aslında bu. Evet. Nerenin kocasını alırsınız? En iyi koca nerede yenir? Nerenin kocası makbuldür? Yani bu önemli bir konu şimdi. Koca ama bak koca diye yani. Öyle sevgili erkek de değil, direkt değil, koca diye koca. Girildik. Yani bu nerenin kocası? Koca. Tuba'ya sordum. Sence nereden koca alınır dedim. Kadıköy dedi. Neden dedim? Eski kocamı da sevgililerimi de oradan almıştım. O yüzden dedi. Ve kötü çıkmış. Bak patlamış. Aynen. Hani ne diyorsun ya? Bence kötü çıkmadı ya. Niye öyle diyorsunuz arkadaşlar? Ama yani en azından dayanıksız çıkmışlar malzemeler. Ben de olabilirim ama dayanıksız. Bak. Onu bile ne kadar güzel. Ya da ben... senin elinde Kadıköy eşit malzemesi içinde. Belki hızlı tükeniyor olabilir. Hayır hayır. O yabancıya gitmek istemiyor. Yok ya. İnsanı iyi bence Kadıköy. Ama seninle aynı elbette. Fikirde olduğumuz bir şey var. İngilizlerden uzak durun değil mi? Yani koca olarak asla. Yok uzak durun demiyorum da. Beğenmem ben İngilizleri. Ben de. Neden? Brezilyalı severim ben. Ay kız Brezilya'nın kocası da oğlu. Brezilya. Dünyaya bakacaksak Brezilya'da. Brezilya'nın kocası harika ama şimdi Brezilya'nın kocasının alıştığı bir var. Kıvam var. Yapı evet, var. Bir yoğunluk var. O şimdi beni çok aşar. Ya ben Allah. Güveniyorum ya. Evet ya. İçine güveniyorsun. Neyine güveniyorsun? Bence de ben gördüm iyi. Yok ben o kadar şey değilim ya. Ne göreyim? Samba yaparım ben Brezilyalı'ya. Ya benim mesela ben net konuşayım. Brezilyalı beni aşar yani gerçekten. Ya kocayı buraya mı getiriyoruz? Ben. Koca nerede mahkumsa ne senin için? Yerinde yiyoruz. Bir kere her şeyden yoksa önce. Yoksa çünkü tabii. Ikea gibi ben hani birleştirmeyi de tercih edebilirim. Hani oradan bir kısım buradan bir kısım evde yapayım falan diye. Frankenstein'ın kocası. Hani ideal kocayı falan hani. Kolunu bu ülkeden bacağını buradan. Aldım Brezilya'yı. Diyor ki benim festivalim başladı. Hanım ben 3,5 ay boyunca sallanan göt görmeye memlekete gideceğim. Çünkü ona hasat mevsimi gibi anladın mı? Hani Karadenizli alsan şeye gidecek. Çay toplamaya fındığa gidecek. Seninki de festivale gidiyor mesela. Hani bıkmadım mı? Çıkı çıkı görmekten derim ben de ya. Abi festivali ben beraber giderim. Kümürü. Bayılırım izlemeye. Soğutamadım Brezilya'dan. Soğutamazsın ama. Böyle mantıklı geldi. Ben de gidebilirim. Sen kendi sözüyle hepimizi saydırttın. Sen nereye istiyorsun? Ben çok uzun süredir düşünüyorum. Mantıklı bir cevap bulamadım. Ne kadık köyden çıkamayacakmışım ya. Üzücü bir sonuca döneceğiz. Suadiyeli falan diyeceğim yani. Bütün dünyamız. Modalı Suadiyeli bunda. Yo ben koca kısmında zengin Amerikalı isterdim. Aa tam bir mal. Donald Trump'çı. Sence neden? Yetmez ama evetçi. Hayır canım sen hiç Amerikalı yani hiç görmedin mi oldun, hayatında ne hiç Amerikalı? Sen Amerika'yı da şeyden istersin. New York falan değil. Bu Miami. Sen Miami bak vallahi Miami diyecektim. Sana bir Miami yani. Miami'de tatil ama yani öyle hep yaşamam. Şeyma'cımla işte şey yaparız falan. Abi çok büyük gerizekalılıklarla karşılaşacaksın. Bak bir tane Amerikalı çocuk hatırlıyorum. Phaselis Antik Kenti'ne bakıyoruz sahilde tamam mı? 2500 senelik antik kenti. Böyle bir şey konuşuyordu. Çimento döküyorlar dökmeyin bu arada. Kamusu potoğunu evet, verelim ya. De. Phaselis Antik Kenti'ni de bir salın ya artık evet. Yani. Gerçekten orası da bir kalsın ya. Neyse kalamıyor büyük ihtimalle. Adam şey dedi. Ben History Channel'da izledim dedi. Tarih kanalında dedi. Denize girmeyi Amerikalılar icat etmişler. 1900'lü yıllarda bikinilerini şey yapmışlar. Kaliforniyalıydı senin gibi. Kaliforniya sahillerinde ilk kez denize girilmiş dedi. Ben de dedim ki ya karşımızda antik kent var. Onun kenarı hani dünyanın en güzel denizlerinden biri. Girmemiş olabilir. Sence girmiyorlar mı? Hani Amerikalıların bikini icadını bekliyoruz falan da bütün antik kent. Böyle kaldı tavşan gibi. Sen bu gerizekalılıkla sadece parası var, yatı var, teknesi var. Evet istiyor. Eda istiyor sen. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Adamla bu kültürel sohbetlere gireceğimi kim söyledi? Evet abi. Abi evleniyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Nafaka istiyorum. Nafaka.
Gerçek anlamda evleneceksem ben Güney Afrika'da yaşadım. Cape Town'da 2 yıla yakın ve çok güzel insanlarla tanıştım. Brezilyalılarda da orada arkadaşlarım oldu. Bakın gerçekten adamlar sadece eğlenmek için yaşıyor. Evet. Ve kadın erkeği. Kadınları bizim kadınlarımızdan daha beterler. Hani biz kıskancız, öyleyiz böyleyiz ya, bunlar saç başa giriyorlar. Şey. Yani orada bir rekabet unsuru sert. Ve erkek de böyle şey bir erkek. Hem çünkü çok yakışıklı, güzel. Hem çok eğlen. Hayır be. Ama gene de güzel, güzel abi, karıların da güzel yani şimdi. Bilmiyorum, ben çok değişik insanlar da gördüm. Yani erkeklerinde özellikle şunu gördüm ama. Şey çok dikkatimi çekmişti. Yurttayız mesela, okulumuzun yurdu. Yani %70'i Brezilyalı, çocuklar yemek yapıyorlar, temizler. Kadının yaptığı her şey dahil oldukları için değil Brezilya mi? Erkeği tamam. Benim hep şurada romantik şeydir. Yani. Valla ben Brezilya erkeğinin böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani tanıtmış olduk sana Deniz'ciğim. Gerçekten denemelisi şu anda tanınmış oldum. Nereden bulacağımı da bilmiyorum. Yerinden gidip alacağız büyük ihtimalle. Aynen öyle. Her şey yeniden güzel. Bu şeyi programa İspanyolca altyazılı yapmanın bir... Gerçi ben Uzak Doğulu'nun yakışıklısına da yükseliyorum. Yani şimdi bu K-pop, M-pop millet yani boşuna genç kızlarımız ağlaşmıyor. Yakışıklısı da yakışıklı yani. Ya. Ağzısı da çok iyi ya, kaşı gözü. Bir de terbiyeli. Evet terbiyeli. Belki sadece kaşı gözü iyi. Evet yani medeni. Medeniyet. Bir karısının yani. Gözüne bakıyor. Bir hanımcı gibi geliyor bana onlar. Sürekli romantikler. Bize dizilerden en azından empoze edilen. Düşün çöpe atıyorsa çöpe atmadım diye şey yapıyor. Neydi? Harakiri yapıyor. O kadar değil. Öyle bir kibarlı. O kadar da değil ya. Japon'da beğeniyor Japon'da musun? Evet, Japon'un da güzeli güzel oğlum. Hiç bu mankenlere, oyunculara bakmıyor. Herkesin güzeli güzel abi ya. Yani. Aşkım asıl var. Güzel Melez'in güzeli güzel be. Melez'in de güzel. Tekrar Brezilya'dan çıkamadık. Afrika'dan çıkamıyorum ben. Yani orada gördüğüm o melezlerden çıkamıyorum hiç. Evet evet, Afrika'nın da melezi de iyidir. İyi. Yani iyi ama bu ülkesine de gidemeyeceğim. Bu arada şöyle bir durum var. Koca konusu bereketliymiş ya. Çok belli. Hepimizin böyle yüzünde güller açtı. Koca konusu bereketli. Nereden alacağız? Erkek sadece erkek değil. Böyle bir yokluk. Allah belamı. Anne bu arada sadece erkek değil. Karı da mı alacağız? Yani hayır, kadını almaktan. Kadını da güzel, anlatabildim yani. O tek biz mi çirkiniz? Sen kim? Kim dedi sana çirkin olduğumuzu? Ben demiyorum genel olarak. Ay canım, ben Türkleri, Türk erkekleri, Türk kadınları çok beğeniyorum. Bir şey söyleyeyim, bizde de çok melez var çünkü oğlum, Anadolu yani. Hani çok yer göç bakar. Almış bir yer yani hani sonuçta melez aslında. Bizim ya. De güzelimiz güzel şimdi. Ben... Kimse böyle Norveçli falan sakallı olsun. Şey, o gibi adamlar sen falan demedi. Ben işte onu diyorum, kesin bence. Bu kesin Norveç'e kesin. Gidecek. Bak. Abi çok soğuk. Kuzey. Norveçli değil değil mi? Kuzey, ben ülkeme getirmek isterim yani. O getir. Gelir. Gerçekten gelsin şurada Akdeniz'de bize bir Norveç'in gücünü göstersin isterim benim. Ana diye. Boyu boyuna huyu huyuma. Vikingler. Bir noktada her şimdi şeyden önce benden. Şimdi. Değil mi? Tabii. Orada da bir Ragnarok falan. Ragnarlar falan. Tek eliyle seni taşıyarak geliyor. ne faydasını göreceğimi bilmiyorum. Erkeğimin beni taşıyabilmesi çok önemli. Türk erkeğine kavanoz açtırınca diyen diyor ki erkeğim beni eliyle taşısın. Benim Türk erkeği deneyimim desen eski kocam. Eski kocamı bilen bilir yani. Onun kavanozlanması gereken bir insan. Orada ben birazcık şey yaptım. Yoksa elbette fantaziye ki. Fantaziye gitti yani kız ya. Yani bugün bir Adana'da yok mudur beni sırtında bir adeta şey gibi pamuk çuvalı gibi sırtına vurup götürebilecek bir yiğit. Elbette vardır. Elbette vardır. Yemin ediyorum haftaya Adana buraya sıraya dizecek. Bir şey değil mi? Ben bir de devrimci bıyığı çok severim. Devrimci bıyığı nerede çok? Bak devrimci bıyığıyla. Devrimci bıyığı devrimci bıyığı. Erkan Baş'ta çok var başka yani. Başka bir bıyık karışıyor arada. Niye? Hayır, devrimci bıyığı. Aşkım. Erkan Baş'ınki çok fazla. Erkan Baş'ın biraz Süper Mario'ya kaçıyor. Evet, yani Erkan ama olsun. Birkaç solcu bir ama bıyık seviyoruz. Var. Ama seviyoruz. Aramızdaki cinsel gerilim. Ne yapacağız bilmiyorum Erkan Baş'la. Ya abi fangirl'ler çok güzel saçma sapan şarkılarla klipler evet, yapıyorlar ya tatlı. Ona. Bütün buradan YouTube izleyen fangirl'lere sesleniyorum. Barış Ataylar, Erkan Baş'lar. Bunlar hakkında istediğiniz kadar editler yapabilirsiniz yani. Ya. Yapın devam edin. Devam edin. Annesine sevinir. Öyle biri yazmış Twitter'a. Annemi Erkan Baş editi izlerken yakaladım falan. Benim babam bıyıklıydı. Muhtemelen ondan. Devrimci bıyıklı falan. Ondan geliyor benim yani. Benim babamın bıyığı Selami Şahin kökeninden geliyor. Hülya Avşar'la hani İbrahim Tatlıses'in filminden sonra ben o bıyık bende bir fobi olarak ama küçüklük kızı... travması. O kaşlara değiyor değil mi burada? O bıyığıyla burada? Yediğimiz. Ben de yıllardır damla konusu. Aşkım bir cilt bakım tabii. Bende de var şakası da. O cilt bir cilt bakım tekniği biliyorsun değil mi? Şimdi brushing falan başladı. O zaman Hülya Avşar'a ağzıyla o tekniği uygulayarak. Rendelemek sureti. Ay ya! Ay bu yok lenf, ben lenf bezlerini açtır.
Hayır peki şey limiti ne abi? Yani bıyık ya da sakal limitiniz ne? Buraya sevgilimin kadar falan. Kadar. Ben sadece bıyık. Ay canım. Sakal falan. Hele top sakal falan. Ay. Top sakal zaten. Top sakal kaldı mı ya? Var var. Hala var ya. Bilgisayar yaşıyor mu o insanlar? Başında oldukları için görmüyorsun. Sen hala kod yazıyorsun. Kazakları ve pantolonun içine sokuşturmuş şu anda bizi izleyen. Ve şu anda bana ağır küfürler edecek. Aynen. Yürü yavrum seni bekliyordum ben. Yok ya hepimiz edecekler anladınız mı yani? Ay, o çocuktan özel olarak bekliyorum ben. Ben yani. Kirli sakal seviyorum abi. Hafif şöyle. Hani gerçekten oluyor kirli erkekte sakal. Böyle yüz kılı şeyi tercihlerimizi konuştuğumuzda yürüyor yani. Ne konuşacağız ya? Beklentilerimiz ne kadar zavallık yani anladın mı? Abi onlar bizim kılımızı tüyümüzü yıllarca ağdamızdır lazerimizde onlar ya. Yüzünden alıp alıp duruyoruz yemin yani. Bana zannetmiyorum. Ben onların yüzünden almıyorum ya. Ya kendi aralarında konuştuklarını zannetmiyorum. Kendim için alıyorum. Dalga geçiyorlar ya favorili kız bıyıklı evet, kız falan diye. Evet yani aynen. Ananla dalga geç deseydin ona sen. Hayır genel olarak dalga geçiyorlar. Tamam. Ben de dalga geç. Favorilerim mi var benim? Hayır. Bıyık mı var? Hayır genel olarak öyle bir şey var ya hani kız abi benden kıllıydı falan. Onlar da ergenlik seviyesinde yani. Hani çok fazla kıza erişimi olmadığı için görsel medyadan takip ettiği kadınları bir kadın olarak algıladığından kaynaklanıyor. Ya da işte görebildiklerini. Yani işte görsel medya dediğim başka şey zaten. Bana. Hani sakalda bıyıkta bunlar fanteziye girerken bizim bıyıklarımızı kaşımızı yok yüzümüzü almamız onlara laf etmemiz saçma yani hani geliyor o yüzden yani. Kadın da kılsız olsun diyen erkeğin evrimde artık bir yerinin kalmadığını zaten inanıyorum. Zaten kıllı kadın kalmadı o yüzden epilasyonlarla. Ürpak millet. Ama koltuk altlarını bırakanlar var hala şimdi yani o bir Almanya'da. Şey diye devrimci devrimcilik diye ya. Abi devrimciliğin şeyine bak uzun ya koltuk altı şey. Yıllardır vardı evet. Yani 60'ların sonundan beri bunu evet. Bir ara ara getirmeye olarak. Çalışıyorlar. Ama bence de Fili'de gerek yok. Fili de kaşı moda olsa yapar mısınız? Yapamam. Çok dünyam o biter. Yok bence yani. De çıkmaz ki yok çünkü. Acıklı değil mi ya? Kadının sanat ikonu olacakken böyle evet en son ya. Art bez çantadan el bezine kadar her şeyin üzerine basılmış olması gerçekten lanet işte olsun yani. İşte onların şeyi Che Guevara falan da öyle ya. Ay, yani o da çok, çok acıklı. Fena evet ya. Sen git Bolivya ormanlarında öl. Evet ya. Kupada çayını çok her şey tüketim her şey. Bir OnlyJans'ın daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Kah güldük, kah yine dertlendik ama takip eden programlarda daha az dertlenmeyi, daha çok gülmeyi vaat ediyoruz. Dünyanın en iyi kocaları nereden bulunur bunu? En nihayetinde deneyerek bulmayı vaat ediyoruz. Sizlere sevgimizi vaat ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. OnlyFans bitti.